Ekmek hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz. Buzdolabından çıkardığımız 350 mililitre soğuk su kullanacağız. Bir paket yaş maya kullanacağız. 3,5 çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı toz şeker. 500 gram da un kullanacağız. İlk olarak da 350 mililitre soğuk su ölçüyoruz. Sonrasında unumuzu tezgahımıza eleyeceğiz. İçerisine tuzumuzu ve şekerimizi de ilave ediyoruz. Ortasını çukur gibi yaptık. İçerisine soğuk suyumuzu ilave edeceğiz. Ve mayayı eklemeden yoğurmaya başlayacağız. Evet, hamurumuzu yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğurduk. Ele yapışan elastik gibi bir hamurumuz var. Şimdi hamurumuzun üzerine çok az bir un serpeceğiz. Ve hamurumuzu biraz bir tezgaha açacağız. Ve mayasını ilave edip bir 10 dakika kadar daha hamurumuzu yoğuracağız. Evet, hamurumuzun kıvamı aynen bu şekilde elastiki ve ele yapışan bir hamur olması lazım. Şimdi bir kabın içerisine biraz bir un koyacağız. Ve yoğurduğumuz hamurumuzu bu kabın içerisinde 1 saat dinlendireceğiz. Tezgahınızdan alırken bir miktar üstüne un serpin ve kenarlarından alta doğru bastırarak da hamurunuzu tezgahtan alın. Dinlenme kabının içerisinde aldığınız hamurumuzu bir miktar ellerinizi ıslatın ve hamurunuzu ortasından tutup uzatın ve ikiye katlayın. Sonra ıslak ellerinizle üzerine biraz bir nemlenmesini sağlayın. Ve üzerini kapatıp oda sıcaklığında dinlenmeye alıyoruz. Evet, hamurumuz gayet güzel bir ilk mayalanmayı geçirdi. Şimdi tezgahımızı alacağız. Bir miktar da üzerine un serpip içindeki hava kabarcıklarını çıkaracağız. Hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. Bunlardan bezeler yapacağız. Şimdi hamurlarımızı ekmek şekli vereceğiz. Bir miktar bir elimizle açıyoruz. Sonrasında bu şekilde tutup tezgaha vurarak da uzatacağız ekmeğimizi. Sonrasında ekmeğimizi içe doğru katlayıp avucumuzun yumuşak kısmıyla basaraktan bir rulo yapacağız. Sonrasında kenarlarından hafiften baskı uygulayarak da formunu vereceğiz.
Hazırladığımız hamurları yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye alıyoruz. Ve ekmeklerimizi mayalanması için en az 1,5 saat boyunca oda sıcaklığında bekleteceğiz. Böylelikle ekmeklerimiz daha güzel kabaracaklar. Sonra da pişireceğiz. Evet, ekmeklerimiz çok güzel bir şekilde mayalandılar. İstediğimiz boyuta geldiler. Şimdi üzerlerine su süreceğiz. Normal bildiğimiz içme suyu. Ve 250 derecelik fırında 25 dakika ekmeklerimizi pişireceğiz. Ekmekleri pişirirken bir tane tepsiye 1 su bardağı dolusu temiz su koyuyoruz. Ve bunu da fırınımızın alt gözüne yerleştirip ekmeklerimizin biraz buharda pişmesini sağlayacağız. Evet, ekmeklerimiz gayet güzel bir şekilde piştiler. Hızlı soğuması için soğutma telimizi aldık. Hemen hemen soğudular gibi. Şimdi ekmeklerimizin içine bakacağız. Gördüğünüz gibi gözenek gözenek gayet güzeller ve hem içleri yumuşak hem de üstleri çıtır çıtır. Ve sıkıp bıraktığımız zaman kesinlikle formunu bozmuyor. Sıcakken dilimlemesi biraz zor olsa da ben sizin için birkaç tane dilimleyeceğim. Ve buradan da içini görelim. Çok güzel mayalandı ve harika bir şekilde piştiler. Ekmeğimiz sünger gibi ve hiçbir şekilde formunu bozmuyor. Aynı şekilde diğer dilimlerimizi de koyalım. Harika bir somun ekmek oldu. Gayet basit, çok pratik. Bir iki tane malzemeyle yaptık. Siz de bu tarifi deneyince gerçekten çok beğeneceksiniz. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, abone değilseniz kanala abone olmayı ve sosyal medyada kanalımızı duyurmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni tariflerle tekrardan karşınızda olacağım.